Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler bugün 26 Eylül 2024 bir maç hissesiyle beraberiz dostlar bir maç hissesi bugün e, 538,5 kapanışını yaptı günlük bazda yüzde 3,39'luk bir görüntü yaptı arkadaşlar bir maç hissesi şöyle e, 25 Eylül 2023'e gidelim 25 Eylül 2023 26 Eylül 2023'teki fiyatı bir A hissesinin 275miş arkadaşlar. Bugün 538. Şimdi bir e, BİM A hissesinin biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerine bakacağız. E, takas analizlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hisseyi hangi kurumlar almış, hangi kurumlar satmış anlatmaya çalışacağım. E, günlük grafikte üstel hareketli ortalamaların kısa 20, 50, uzun 200 günlük üstsel üstel hareketli ortalamaların hangi konumda olduğunu bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Yine günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerde destek dirençlerini paylaşmaya çalışacağım. Ee, günlük verilerden önce bir bahsedelim arkadaşlar. Günlük verilere baktığımda bir maaş hissesi bugün en düşük 538,50'yi görmüş arkadaşlar. Kapanışı da 538,50'den olmuş. En yüksek ise 566,50'yi görmüş. Ee, söylediğim gibi en düşük gördüğü noktadan bir kapanış yapmış. 12 aylıkta en düşük 265 rakamlarını görmüş. 265 15. En yüksek ise 631'i görmüş arkadaşlar. Bir yıllık grafiklerde. FK oranı 15,97 olan hissenin piyasa değerinin defter değerine oranı 3,92 olarak göze çarpıyor. Günlük grafikten incelemeye şöyle yavaştan bir başlayalım arkadaşlar. Henüz abone değilseniz dostlar sizlerden bir isteğim var videoya başlamadan önce. Kanalıma abone olmanız 20.000 aboneye bir 500 sayımız kaldı arkadaşlar. 500 arkadaş kaldı. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone ol butonuyla kanalımı desteklerse sevinirim. En azından 20.000 aboneye ulaşmış oluruz. Emek veriyoruz arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle abone olursak en azından daha fazla arkadaşlar kitleye ulaşmış oluruz. Şimdi dostlar. Şimdi dostlar. Bakın öncelikle şurada bir bölgemiz var. Hissenin aşamadığı bir bölge var. Neresi? 631 seviyesi. Videonun başında da benim çizmiş olduğum bir dikdörtgen bölgesi vardı. Burada da altta da bir destek bölgesi var. Neden dikdörtgen bölgesi çizdim? Bakın dostlar burada e, tarihler 13 Haziran'ı gösterdiğinde bu bölgenin içerisine girmiş ve burada alt bölge kendine destek yapmış. Yukarı gitmiş 631'leri aşamamış. Tekrardan aşağı gelmiş. Aynı bölgelerden kapanış yapmış ve dikkat ediyorsanız Dükdörtgen bölgesinin üst bölgesine temasları olmuş e, ve bunlar günlük mumlar dostlar. Günlük kapanışlarda aynı bölgeye temas yapmış ve bugünkü kapanışla beraber yine aynı bölgeye temas var söz konusu. Bakın burada. Bugünkü kapanışı yine aynı bölgeye gelmiş. Bu bölge önemli bir bölge. İndikatörümüz ne diyor? İndikatörümüz bir sat sinyali almış. Bakın mavi çizgi altta turuncu çizgi üstte bir sat sinyal görüntüsü oluşturmuş. Aşağı yönlü desteklerimiz neler? 520,7 arkadaşlar. Desteklerimiz altında 486 desteğimiz bulunuyor. Peki yükseliş yönlü bir alıp sinyali gelirse yukarı yönlü bir dönüşte karşımıza çıkabilecek olan direnç seviyeleri neler? Arkadaşlar 562,9 631 699 ve 741 bunlar da bizim yükselişte karşımıza çıkabilecek Fibonacci direnç seviyeleri. MACD indikatörünü kapattım. Şimdi üstel hareketli ortalamayı grafiğe aldım. Üstel hareketli ortalamayı önce bir görünür yapalım. Şöyle beyaz olsun. 4 punto olsun. Üstel hareketli ortalamamız 9 günlük şu an. Ben 9 günlük bakmak istemiyorum. Genel geçer herkesin kullandığı, baktığı 20, 50 ve 200 günlük e, ortalamalara bakacağız. 20 günlüğümüz hangi seviyelerde? 20 günlüğümüz 2 günlük mumlarda, bakın son 2 günlük mumlarda e, hisse fiyatının üstünde kapanışlar yapıyor. 20 günlük mumların genel itibariyle baktığımda yükseliş yönünü de, eğer takip ediyorsak hisse fiyatının altında olması önemli. Düşüşü takip ediyorsak hisse fiyatının üstünde olduğu dönemlerde bakın burada yatay ve düşüş bir görüntü var. Burada altında olduğu dönemlerde yükseliş görüntüsü var. Şu an hisse fiyatının üstünde bizlere bir görüntü sunuyor. Bilginiz olsun. 569,3 rakamına denk geliyor. 20 günlük ortalamalar, üstel hareketli ortalamalar. 50 günlüğümüz hangi seviyelerde? 50 günlüğümüz arkadaşlar bakın dün 50 günlükle temas var. Bugün 50 günlükle yine temas var. 50 günlüğün altında kapanış yapmış. 562'lerde 50 günlüğümüz. 100 günlüğümüze bakalım. 100 günlükümüz hangi seviyelerde? 100 günlükümüz 530 seviyelerinde, 200 günlükümüz daha aşağılardadır muhtemelen. 200 günlükümüz 464 seviyelerinde. 200 günlükle 100 günlükle hisse fiyatının altında bir görüntü varken 50 ve 20 günlüklerde hisse fiyatının üstünde bir görüntü var arkadaşlar. Bakın grafiği 4 saatliğe aldığımda çizmiş olduğum dikdörtgen bölgesi nasıl gö göze çarpıyor? Neden? Çünkü genel itibariyle bu bölge arasında bakın burada üst denemeleri olmuş, bakın burada da olmuş ama alt bölgelerde de kendine aynı bölgelerden destek yaparak grafiği yatay bir şekilde sürdürmüş arkadaşlar e, bir maç hissesi indikatöre baktığımızda indikatör sat sinyali ile alakalı mavi çizgi turuncu çizgi kesmiş e, nerede burada arkadaşlar bakın 623 dönüşü sonrasında bir saat sinyali gelmiş ve hisse 623 lerden 538 lere kadar düşmüş saat sinyali görüntüsü devam ediyor burada mavi çizgi henüz e, negatif bölgeye girmiş turuncu çizgi ise yeni giriyor arkadaşlar. Burada mavi çizginin turuncu çizgiyi kesmesi lazım. ilerleyen süreçte bu şekilde bir görüntü almalı. Yine aynı şekilde bunu da hacim barları desteklemeli. E, aksi takdirde desteklemezse bu şekilde yatay bir görüntü oluşur. Bunu takip etmek gerekiyor. Grafiğimiz 4 saatlik grafik. Desteklerimiz neler? 531, 503, 489 ve 469. Yükseliş yönlü dirençlerimiz neler? 552,4 569,2 581, 592, 607, 631, 654, 669. Bunlar da bizim 4 saatlik iki Fibonacci direnç seviyelerimiz. Şimdi burada saatlikte bir sat sinyalimiz var. Mavi çizgimiz, altta turuncu çizgimiz, üstte görüntü itibariyle. Burada da yine arkadaşlar desteklerimiz 538, 515, 503, 486. Dirençlerimiz neler? Dirençlerimiz 556, 570, 580, 590, 603, 623 saatlikteki Fibonacci direnç seviyelerimiz. Şimdi dostlar ne yapalım? Bir de takas analizine bakalım. E, BİM hissesini, BİMAŞ hissesini. E, bugün hangi kurumlar almış, hangi kurumlar satmış. Bir de bunlara bakalım. Videomuzun 7. dakikasına geldik dostlar. Bakın şu sağ alt köşede abone ol butonu var. Lütfen sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. izleyen arkadaşlardan kanalıma abone olarak destek olmalarını istiyorum. Ee, izleyen arkadaşlar çok. Örnek verecek olursak, ben bir önceki gün verilerine bakıyorum. Bir videoyu 500 kişi izlemiş, sadece 10 kişi abone olmuş arkadaşlar. Lütfen e, emek veriyoruz. Sizler de izliyorsunuz arkadaşlar. izlemeseniz diyeceğim, hadi izlenmiyorlar, önemli değil abone olmaları. Hem izliyorsunuz ve e, sadece izleyerek e, kalıyorsunuz. Sonraki videoyu bir daha izlemeye geliyorsunuz. Ee, abone olmanız önemli dostlar. Abone olduğunuz takdirde sizin yanınızda YouTube bu videoyu sizin arkadaşlarınıza da çevrenize de öneriyor. En azından hisse senedi yatırımcısı varsa örnek verin bu hisseyle ilgili bir veri arayan bir arkadaşınız varsa bu video onlara da öneriliyor. En azından öyle bir faydanız oluyor farkında olmadan. Abone olmanız desteklemeniz bu sebepten dolayı önemli. Ee, takas analizine bakalım. Bugün Tep Bankası e, alıcılarda ilk sırada bulunuyor. 241 bin adet lot almış. %55'lik bir oran var. Ee, diğerlerine oranla yüksek bir oran. İkinci sırada AK bulunuyor. 56 bin adet lot almış. %12'lik bir oranı sahip. Garanti 3. sırada 31 bin adet lotla %7'lik bir orana sahip. Satıcılarda halk 208 bin adet lot satmış. %42'lik bir oranı bulunuyor. Citibank yabancı 133 bin adet lot satmış. %26'lık bir oranı bulunuyor. Emeklilik fonları 58 bin adet lot satmış. %11'lik bir oranı bulunuyor. Genel saklama dağılımda baktığımda Citibank yabancıda 186 milyon not var arkadaşlar. %42'lik bir oranla. İş ikinci sırada 100 milyon not bulunuyor. %22'lik bir orana sahip. Diğer kurumlar toplamda e, 72 milyon notla %16'lık bir oranla sahip. Deutsche Bank yabancı 34.4 milyon notla %7'lik bir saklama dağılım oranına sahip. Emeklilik fonları 27.9 milyon lotla %6'lık bir orana sahip. Bizim 21.8 milyon lotla %4'lük bir orana sahip görüntü itibariyle ee, bir maç hissesinde. Evet dostlar önümüzdeki cumartesi günü eğer sizlerden gelen yeni istekler olursa bir hissesiyle alakalı olarak genel bir analiz yapmaya çalışırım. Bu yüzden bu sebepten dolayı kanalıma abone olup destek olmanız önemli. Lütfen aboneliklerinizi esirgemeyin. Katıl butonuyla kanalımı desteklerseniz sevinirim. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.